Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Muhterem kardeşlerim, her çarşamba İstanbul Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami adına yapmış olduğumuz İhsan Günaydın Hocam'la Rahmet Esintileri programında sizlerle birlikteyiz. Muhterem kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, Kaçkar TV ekranlarında bizlerde gelen telefonlardan, açmış olduğunuz telefonlardan sizlerin İhsan Hocam'ın sohbetine ne kadar hasret olduğunuzu biliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İzlediğinizi beyan ediyorsunuz, söylüyorsunuz. Bizleri mutlu ediyorsunuz, onura ediyorsunuz. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah bizlerden istemiş olduğunuz bütün istek ve hayırlı dualarınızı, hayırlı isteklerinizi kabul eylesin inşallah. Kardeşlerim, bu programı İstanbul Bahçelievler'de yapmaya çalıştığımız Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camisi ve bir külli olarak bu camiyi yapacağız. Çok amaçlı olacak. Burada hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ibadetlerini yapabilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri, zaman zaman çocuğu olan kardeşlerimizin çocuklarının bezini değiştirebilecekleri ve ayrı bir kapıdan giriş çıkış yapacakları bir camiyi, engelli kardeşlerimizin rahatlıkla ibadet edebilecekleri, yine Anadolu'dan gelen gençlerimizin, yavrularımızın, zaman zaman evsiz kalan, yurtsuz kalan kardeşlerimizin barınabilecekleri bir ortam haline getirip, gençlerimizi de inşallah bu cami etrafında tutmaya, onları cami etrafında toplamaya ve orada İhsan Hocam'ın, zaman zaman Bekir Hocam'ın ve diğer hocalarımızın sohbetlerini dinlemek için böyle bir çalışmanın içerisine girmiş bulunuyoruz. Bizlere bugüne kadar yardım yapan kardeşlerimiz, Allah hepinizden razı olsun. Yapabilen, maddi olarak yapabilen yaptı, yapamayan duasıyla manevi olarak bizlere dua ettiler ve bizler şu görmüş olduğunuz, ekranlarda görmüş olduğunuz bu çalışmalarımızı sizden gelen yardımlarla yaptık. Allah hepinizden razı olsun. Canlı yayın telefonlarımız 0212 224 84 44 0532 336 27 80 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz ve Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresinden gerek bu akşamki yaptığımız programı yarından itibaren izleyebilirsiniz veya şu an soru yönünde İhsan Hocam'a sormak istediğiniz sorularınız varsa da sorabilirsiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizler de yine bu akşamda bu ekranlarda bizim camimize ait olan hesap numaralarımız ekranlarınızın alt köşesinden geçiyor. Telefonları aradığınızda biz sizlere mesaj olarak bu hesap numaralarını gönderiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Az veya çok demeden yardımlarınızı esirgemeyin. Biz de bir an önce şu görmüş olduğumuz külliyeyi yapmış olalım. Şu an ekranda görmüş olduğunuz görüntüde o binalar yok. Onlar hep yıkıldı. Cami o binaların yanında kulübe gibi kalmıştı. Cami ortaya çıktı. Yalnız 250 metrekare küçücük bir cami yeterli olmuyor. Yine yönetmenim bu ekranlarda gösteriyor, zaman zaman karın üzerinde, yağmurda, güneşte namaz kılıyoruz cemaatimizde. İnşallah İhsan Hocam'ın önderliğinde bu cemaatimizi hep birlikte caminin içerisinde namaz kılmayı Allah bizlere de sizlere de nasip eder inşallah. Sevgili İhsan Hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah sizlerden razı olsun. İzleyicilerimiz, burada gelen sorular var, istekler var. Bize gelen telefonlar da, bu ekranda vermiş olduğumuz telefonları çoğunlukla biz açıyoruz. Her ne kadar numara camimize ait olsa da. Bununla birlikte en çok aldığımız telefonlardan önemli kısmını oluşturan sorumuz, Müslüman hanımların görevleri, evdeki konumu, efendim evdeki muhabbeti, sohbeti, çocuklara karşı, eşe karşı, komşuya karşı, dosta karşı, akrabaya karşı, sizin güzel sohbetinizi dinleyelim inşallah sevgili hocam. Evet, selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, lütfu, ihsanı, inamı üzerinize olsun. Bizleri yeniden buluşturan kainatın mutlak yaratıcısı Rabbimize, Allah'ımıza hamd,
kainatın, mükevvenatın yaratılmasına vesile olan Muhammedül Eminimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendimize sonsuz salat ve selamlar olsun. Kardeşler, Yüce Rabbim ölülerinize rahmet eylesin, ölülerimize rahmet eylesin. Allah'ım hayatta olanlarımıza sıhhat, afiyet üzere, hayırlısıyla uzun ömür, ibadet ve taatle geçecek güzel bir ömür ihsan eylesin. Allah helal kazançlarınıza namütenahi bereket ihsan eylesin. Allah hastalıklarımıza şifa, dertli olanlara deva, borçlu olanlara helalın da nasip ve müyesser eylesin. Kardeşler, gerçekten bir sosyal vaka gibi önümüze duran bir konu. Eşler arasında problem, hanımefendinin evdeki konumu, hanımefendilerin beyleri arasındaki problemler, hanımefendilerinin yavrularıyla arasındaki problemler, hanımefendinin konumu nedir, hanımefendinin evde durumu nedir, Müslüman kadının yetkileri nelerdir, Müslüman kadın nasıl olmalıdır? Bu mihenk üzere bu akşamki sohbetimizi hüsnü ifade ile ifadeyi Rabbim bize, hüsnü istifade ile Rabbim size ihsan eylesin. Kardeşler, kadın İslam'da hanım, ümmetin yarısıdır. Hatta ümmetin nesline, gelecek nesillere etki bakımından ağırlıklı kısmı oluşturmaktadır. Öyle ki hanımefendiler neslin oluşumunda ve eğitiminde bir öğretmendir. Hem de ilk öğretmendir. Ümmetin geleceği gidişatı İslam'da kadına ve hanıma aittir. Hanıma bağlıdır. Çünkü çocukluk ve gençlik yıllarında çocuk ilk alacağı terbiyeyi anneden alacaktır. Anneden terbiye alan çocuklar İslam literatürüne baktığınız zaman çok güzel yerlere gelmiştir. Anneden terbiye alamayanlar ise yine İslami literatüre baktığınız zaman bahtsızlaşmışlardır. Hazreti İsmail baba İbrahim'a itiraz etmeyip boynunu inkiyat eylediyse, Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer'in oğlu İsmail'e verdiği Rabbani terbiyedir. Hazreti Nuh'un oğlu babaya inanmadıysa, Hazreti Nuh'un hanımının evladına verdiği kötü terbiyedir. İslam'da tarihin altın safhalarına yerini kaydeden bütün Allah dostlarının yetişmesinde, terbiyesinde, büyümesinde en önemli etken anneler olmuştur. Abdülkadir Geylani Hazretlerini bilmeyeniniz yoktur. Anne mihenkli bir terbiyenin sonunda nerelere gelmiştir? Kadın, hanım o kadar önemliyken Allah düşmanları, peygamber düşmanları, kitap düşmanları, sünnet düşmanları kadını tam bir ticari meta olarak gördükleri için yeryüzünde bir fitne ve fesat başlatmışlardır. Kadın erkek eşitliği. Halbuki Allah kadını ayrı bir mihenkte, erkeği ayrı bir mihenkte yaratmıştır. Kız çocuk doğuran annenin göğsündeki sütünün özgül ağırlığı ile erkek çocuk doğuran annenin sütünün göğsündeki özgül ağırlıkları farklıdır. Örneğin, hamile olan bir hanımefendi yavrumuz, bebeğim kız mı olacak, erkek mi olacak? Ultrasyona falan girmeye gerek yok. Bebeğin doğma zamanları yaklaştığı zaman göğsünden bir damla süt damlat, bir damla süt damlatın, hanım, hamile hanım, kızlarımız, eğer doğacak olan, eğer o doğduğunuz, yani şöyle baştan güzel örnekleyerek anlatayım, daha güzel anlatayım o zaman. Az başa alayım.
Hazreti Ali'nin döneminde bir olay olur. Hastahane diyelim, şimdiki gibi değil de bir iki tane hanımefendi doğum yapar. Biri kızdır, biri erkektir doğanların. İkisi de tutturmuş erkek benimdir der. Durum Hazreti Ali'ye intikal eder. Hazreti Ali mesela diyelim ki doğum yapan hanımlardan bir tanesinin ismi Ayşe'dir, örnek olarak söylüyorum. Birinin ismi Fatma'dır. Hazreti Ali radıyallahu anh bir bardak su getirin bana der. Bir bardak su. Bunu getirin Ayşe Hanım'ın göğsünden bir damla süt. Damlatın ve bana getirin. İçeriye girerler, bir damla süt damlatırlar ve getirirler. Hazreti Ali bir bakar, şimdi de der şu bir bardak suya Fatma Hanım'dan bir damla süt damlatın getirin. Hazreti Ali bir bakar iki bardağa, der ki erkeği Fatma'ya verin, kız çocuk Ayşe Hanım'ındır. Nasıl mı? Erkek doğuran annenin göğsündeki süt bir bardak suya damladığı zaman eğer doğan çocuk erkekse o süt bardağın dibine iner. Doğan çocuk kız ise o süt bardağın üzerine yayılır. Güzel anlatabiliyor muyum acaba? Allah erkek doğuran annenin göğsündeki sütünün özgül ağırlığı ile kız çocuk doğuran annenin göğsündeki sütünün özgül ağırlığını farklı kılmıştır. Yani buradan şu çıkıyor. Allah farklı dizaynlerde yaratmıştır. Farklı farklı. Kadın erkek eşitliği falan filan diyorlar. Peki bunu savunanlara sorarım. Siz dünyada hiç voleybol müsabakalarında kadınlarla erkeklerin maç yaptığını, finale çıkıp finalde karşılaştıklarını gördünüz mü? Kadınlarla erkekler, hani dünya şampiyonaları düzenleniyor boksta. Erkek erkek, kadın kadına. Ey kadın erkek eşitliğinden dem vuranlar, niye kadınlarla erkekleri voleybolda, basketbolda, futbolda, handbolda yarıştırmıyorsunuz? Niye kendi kategorilerinde yarıştırıyorsunuz? Ama işinize geldiği zaman lastik reklamı yapacakken, araba reklamı yapacakken, pencere reklamı yapacakken hanımları kullanıyorlar. Yazıktır ve günahtır. Kadının İslam terbiyesinde çok önemli yeri vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kimin üç kızı olur da onu İslam terbiyesiyle yetiştirir, Muhammedi ahlakla yetiştirir, Kur'an nuruyla doldurur, sonra onu hayırlı biriyle evlendirirse cennette onunla şu parmaklarım gibi beraberim dedi. Yan yanayım. Anneler, İslam edebiyle kız çocuklarınızı büyüttüğünüz an Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'ya ahirette komşu oluyorsunuz. Bir kadın geliyor, ya Resulallah benim iki kızım var. İkisini de İslami edeple büyüttüm. Siz üç kız dediniz. Şu yaştan sonra benim kız yapma durumum yok. Erkek veya çocuk yapma durumum yok. Ya Resulallah ben cennette senin yanına olamayacak mıyım? İki tane kızımı yetiştirdim. Kur'an'la yetiştirdim. Onlara Rabbani terbiye verdim. Onlara Muhammedi ahlak tenvir adına yalvardım, yetiştirdim. Allah Resulü, evet sen de cennette şu iki parmağım gibi benim yanımdasın. Şu halde kardeşler, Müslüman genç değerini bilecek, Müslüman hanım değerini bilecek, Müslüman hanım Allah'ın kendine vermiş olduğu namütenahi nimetleri güzelce bilecek, Müslüman hanım dini mubini İslam'ın yolunun yolcusu olacak. Kadının kocasına karşı vazifeleri var. Bakın, erkeğin kadınlara karşı, erkeğin hanımına, hanımının da kocasına karşı vazifeleri var. Ama ben bu arada sizden bir şey isteyeyim. Gerçekten samimi söylüyorum. İşte yapmayı düşündüğümüz külliyede
bu çeşit güzellikleri, dini mübini, İslam'ın güzelliklerini anlatacak, eğitecek kadın hocalar koyacağız, hanım hocalar koyacağız. 5-6 yaşında, 4-5 yaşında öğrencilerin okuyacağı ana okulu yapacağız. Gerçekten Kur'an'ı menbaından, siyeri menbaından, tam kaynağından öğretecek, ehli sünnetle donatacak, ilim ile dizayn edecek yerler yapacağız. Sizlerden Allah rızası için samimi söylüyorum size, yapıyor olduğumuz külliyeye sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten demire, betona, çimentoya ihtiyacımız var. Aynı ve nakdi yardımlara ihtiyacımız var. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Biz bu meyanda sırf Allah rızası için, bakın sevgili yönetmenim size ne güzel gösteriyor. Şu beyaza efendim gösterilen beyaz renk içerisindeki yer camimizin olduğu yer. Yeşil renk ile dizayn edilen yer, sizlerin gönderdiğiniz maddi güçlerle satın aldığımız yerler. Yönetmenim bu biraz dursun, burayı bir anlatayım. Bakın şu yeşil yerler bütünüyle sizlerden gelen yardımlarla satın aldığımız yerler. Buralarda buyurun. Her buyur. Karede 5 kat 7 katlı bina alıp yıktığımız. Her karede bakın orada gösterilen her efendim karede 5 kat 7 kat binalar satın aldık yıktık sizin yardımlarınızla. Bugüne kadar 84 tane daire satın aldık. Allah sizlerden razı olsun. Şu üst köşede bana göre, benim tarafıma göre sağ, size göre sol tarafta görülen yerde turuncu renkteki yerlerden bir binamız kaldı. Orayı da alırsak sizin yardımlarınızla, işte bakın etrafı açtığımızın göstergesi, etrafı açtık, o boş alanları şu anda camiye ilave olarak namaz kılınıyor. Yani kıyametin sabahına kadar orası inşallah sizin cennet tapunuz olacak. Gönderdiğiniz yardımlar her türlü takdirin üzerindedir. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Yönetmenim bu bir iki dakika dursun. Şu manzara beni çok etki ediyor. Allah biliyor. Bu şu demektir. İnsanlar caminin içinde yer bulamadıkları için caminin dışında namaz kılıyorlar. Sizlerden isteğimiz bu insanları caminin içine almak. Yani hatta cami dedim, özür dilerim, külliyenin içine. Külliyemizde her türlü sosyal içerik elimizden geldiği kadar, gençlerin rahatlıkla istihdam edileceği yerden tutun, hanımefendilerin siyer, Kur'an, fıkıh, kelam, akaid okuyabileceği yerleri tutun, Anadolu'dan gelen misafirlerimizi misafir edebilecek bir tas çorbaya da ikram edebileceğimiz yerleri tutun, otoparkıyla, sosyal üniteleriyle, engelli kardeşlerimizin engelsizce girebilecekleri rampalarıyla gelecek yüzyıllara hitap edecek bir külliyeyi yapmanın aşkı içerisindeyiz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Muhterem kardeşlerimize şunu da belirtmekte fayda görüyorum sevgili hocam. Ziraat Bankası, Kuveyt Türk Bankası ve PTT'nin bütün şubeleri havale ücreti almıyor. Bütün şubeleri, Ziraat Bankası'nın bütün şubeleri, Kuveyt Türk Bankası'nın bütün şubeleri ve PTT'nin bütün şubeleri camimiz hesabına yapmış olduğunuz ödemelerinizden bir kuruş havale ücreti almıyor. Tabii bu yurt dışından olanla bu döviz vesaire gönderilenler hariç İhsan Hocam, bu döviz gönderen kardeşlerimiz de oluyor zaman zaman. Bunlardan belli bir oranları var, o alınıyor ama TL bazında Ziraat Bankası, PTT ve Kuveyt Türk havale ücreti almıyor. Onlardan da Allah razı olsun. Biraz reklam mı yapıyoruz, bankaları ne yapıyoruz bilmiyorum ama izleyicilerimizle bunu paylaşmakta fayda var. Bazen izleyicilerimiz şöyle bir soruyla geliyorlar. Diyorlar ki başka banka niye yok, şu banka neden yok, bu banka neden yok? Kardeşlerim o bankalar 20 lira yatırdığınızda 30 lira havale ücreti istiyor. Biz gidiyoruz, bankayla görüşüyoruz. Banka müdürüyle görüşüyoruz, konuşuyoruz. Diyoruz ki bizim camimize yardım yapan kardeşlerimizden 1 lira dahi havale ücreti almazsanız buradan biz de tanıtalım, izleyicilerimiz izlesin ve de gönderiyorlar izleyicilerimiz. Herhangi bir sorunla da karşılaşmıyorlar.
karşılaşanlar olursa zaman zaman böyle bazen şubelerde bazı sorunların çıktığını gördüğümüzde anında müdahale ediyoruz ve olmuyor. Yani bir daha olmuyor. Bunun için Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Sizlerin göndermiş olduğu yardımlarla İhsan Hocam biraz önce yaptıklarımızı çok güzel anlattı. Yapacaklarımızı anlattı. Tabii bu işin ana kaynağı, ana başrol oyuncusu İhsan Hocam olduğu için biz sadece onu dinlendirmek ve ona burada birkaç kelime o suyunu yudumlayana kadar birkaç kelimeyle araya geçiştirip yine değerli izleyicilerimizle de zaman zaman bazı anılarımızı, bazı konularımızı, bazı yardımlarımızı burada paylaşıyoruz. Adile Kadir Yılmaz ağabeyim, selam sevgiler iletiyorum. Sizlerin yardımı camimize ulaşmış. Allah hepinizden razı olsun. Zaten birazdan programın ortalarında da bu yardımlardan bahsedeceğiz inşallah. Evet sevgili İhsan Hocam. Muhterem kardeşlerim, bir şeyi samimiyetimle söyleyeyim. Her ne kadar Veysel Başkanım işte bizden bahsetti ama bir şey söyleyeyim. Allah biliyor. Veysel Başkanımız aynı zamanda mali müşavir. Ama kendisinin bir işi diyelim, kendisine kendi özel işiyle alakalı bir telefon geldi. Ardından da cami ile alakalı bir yardım telefonu geldi. Kendi özel işini hemen ikinci plana, üçüncü plana atıp cami için koşma adına samimi söylüyorum, her türlü fedakarlığı yapabilen, arabasıyla koşan, zamanını harcayan, zaten öyle olduğu içindir ki bilmiyorum kaç sene oldu başkanım başkanlık. Aşağı yukarı 30'da yani yakın, 30 yıldır bir caminin evet. Dernek başkanlığı takdir edersiniz ki bir takım meziyetleri üzerinde bulunduran insana ancak nasip olur. Efendim Allah bu vesileyle bu minval üzere çalışan, bu değerler üzere çalışan bütün kardeşlerimize yüce Rabbim başarılar ihsan eylesin. Bazen İhsan Hocam zaman zaman biliyorsunuz pes ettiğimiz oluyor da en son pes ettiğimizde siz hızır gibi yetiştiniz. Yani pes etmek yok. Bu işi Allah'ın izniyle Allah nasip ettiği sürece yapacağız değerli kardeşlerim. Gerçekten samimi söylüyorum. Gönülden yapmayı Allah nasip eylesin. Allah rızası için yapmayı Allah nasip eylesin. Evet sizlerden Allah için, Allah rızası için bu meyanda yardım istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Telefonlarınızı bekliyoruz. Çünkü biz şunu iyi biliyoruz. Sizler olmasanız biz bu işe girişemeyiz. Allah biliyor. Efendim Bahçeli Evler Kaymakamı geldi. Bu arada Bahçeli Evler Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, müftümüze teşekkür ediyoruz. Kaymakam dedi ki, hatta giden bir kaymakamımız vardı Şevket Cimbir. Ona da buradan teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Selamlarımızı iletelim. Şeyde şu anda Silifke'de kaymakam. Efendim ona da selamlarımızı gönderiyoruz. O dedi ki ya İhsan Hocam emin misiniz dedi ya bu kadar binayı alacak mısınız dedi. Aldık elhamdülillah. Ağırlıklı kısmını sizlerden gelen yardımlarla aldık. Allah'a hamdolsun. Az bir yer kaldı. Orayı da alacağız. Allah nasip ederse hepinizi davet edeceğiz inşallah. Yardım eden kardeşlerimiz var mesela. Hocam ille de beni temel atma töreninde çağırın diye. Dün akşam belden aşağısı 27 yıldır tutmayan bir kız kardeşimizin, Hanife bacımızın evindeydim. Dedi ki İhsan Hocam inşallah o güne kadar düzelirim de temel atma günü ben de geleceğim dedi. Temelinde birkaç kuruşum olsun inşallah. Allah hayır hasanatlarınızı kabul eylesin inşallah. Yüce Rabbim bütün dileklerinizi, arzularınızı kabul eylesin inşallah. Bu vesileyle sizlerden Allah için, yavrularınızın hayırlı olması için, vatanımızın sağlık, sıhhat, muhabbetle idamesi için, bize bu güzel vatanı emanet edenlerin ruhuna hidiye olması için, ölülerimizin kabirlerine nur olması için, sağlığınızın, sıhhatınızın, Allah Celle Celaluhu'nun lütfunun üzerinize olması için, Yüce Rabbim'in hatırına sizlerden yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin inşallah. Sevgili İhsan Hocam. Efendim. Ölümlü dünyadayız. Bizim İbrahim Dorul abimiz var, abimiz. Evet. Baldızının cenazesine gidiyor. Geliyor, Trabzon'a gidiyor, geliyor İbrahim abimiz. Ondan sonra kendi yeğeni, amcaoğlu. Amcaoğlu.
vefat ediyor. Yani tekrar gidiyor. Yani İstanbul'a geliyor. Aynen 3-5 saat sonra tekrar uçakla cenazeye gidiyor. Yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Her zaman ölümle karşılaşabileceğimiz birçok eşimiz, dostumuz, yani camimizin gerek çevresinden gerek camimizden cenazeler kalkmakta. Bu kardeşlerimizin orada biz yaptıklarını, verdiklerini hep biliyoruz. Çok değerli insanlar. Yani bunun için bazı yaşlılarımızı zaman zaman İhsan hocamla, diğer arkadaşlarımızla, dernekteki diğer arkadaşlarımızla, hocamla gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, sohbet ediyoruz. Şunu görüyoruz, yani belli bir yaştan sonra artık yataktan yatan bir hasta abimizi, büyüğümüzü ziyaret ettiğimizde oğlum diyor, her şey boşmuş, her şey boş. Yani ev yapmışsın, apartman yapmışsın, arabalar almışsın, arsalar, bağlar, bahçeler, her şey diyor boş. Çünkü bütün her şeyini verse ona bir nefes vermiyor, doğru mu İhsan hocam? Aynen öyle. Onun için elimizden geldiğince biz demiyoruz ki olmayan kardeşimiz yardımcı olsun. Var olan, elinde olan, İhsan hocamın bir güzel lafı var. Ya müteahhitler der zaman zaman. Ne olur bir dairede, senede 10, 20, 30, 50 daire yapıyorsunuz. Bir dairede Allah rızası için bu camimiz, bu kursumuz, bu yurdumuz için verseniz. Yani olan versin, olmayana biz hizmet edeceğiz. Zaman zaman bizden de yardım isteyen kardeşlerimiz oluyor. Zaman zaman bize yardım için gelen kardeşlerimiz oluyor. Biz onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada inşallah var olan kardeşlerimiz, buradaki bizim bu çağrımızı, bu duyurumuzu duyarlar. Duymayan duyanlara söyler. Sizlerin az veya çok yardımlarınızı bekliyoruz. Yine kafanıza takılan soru olarak sormak istediğiniz her türlü sorularınızı gerek telefonlarımıza, gerek bilgisayarımıza, Facebook adresimize, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii Facebook adresimiz, buraya göndermek kaydıyla da İhsan Hocam'dan gerekli cevabı burada İhsan Hocam güzel izahatlarıyla birlikte anlatmış oluyor. Veysel Başkanım, efendim. Hanife bacımın selamı var. Aleyküm selam, ellerinden öpüyorum. Hanife Hanım, sizi, bizim kız kardeşimizsiniz, Allah biliyor. Dün ben Hanife Hanım'ı ziyarete gittim, o kadar etkilendim ki, ama imanının güzelliği yüzüne raks eylemiş, elinden geldiği kadar misafirperverlilikle davranan Hanife Hanım'ı Allah'ım Hazreti Zeynep'e, Hazreti Fatma'ya komşu eylesin. Amin. Veysel Başkanıma selamlarını gönderdim. Allah razı olsun bir. Almanya'dan Sefer Bey yazıyor. Veysel Başkan'a selam diyor. Sefer Bey Allah razı olsun, yardımlarınızı zaten yapmıştınız Veysel Başkan'a, derneğimize. Gelince yine sizden, sizi biliyoruz çünkü. Allah razı olsun. Allah helalinden bol rızık ihsan eylesin. Amin. Efendim, amin. Veysel Başkan'ın da selamları var size. Selam, sevgilerimi diletiyorum. Çok sağ olun. Kardeşlerim de inşallah, evet. Hanife bacıyı biz de ziyaret edelim. Bir gün gidelim beraber de gerçekten. Hanife bacım, bir şey anlatayım. Beraber dün akşam edelim. Kapıya gittim, telefon ettim. Kardeşim ben geldim ama benim kardeşim kapıyı açamıyor ki. Yattığı yerden kapı açamıyor benim kız kardeşim. Evet. Ablasını aradı, ablası geldi, kapıyı açtı. Yani ama Allah'ım benim kız kardeşime kalkmayı, yürümeyi, ayakta namaz kılmayı, Kabe'ye gitmeyi, Beytullah'ı tavaf etmeyi, ayakta tavaf etmeyi nasip eylesin. Amin. Evet. Amin. Sevgili hocam. İhsan hocam, Bedri Çiçek'ten Hüseyin Çam, Orhan Aydın, Cevdet Aydın selam sevgilerini iletiyorlar. Biz de bu kardeşlerimize buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yardımlarını az veya çok bekliyoruz. Tüm izleyicilerimizin yardımlarını bekliyoruz. Evet. Değerli izleyicilerimiz, yine yönetmenim gösteriyor ekranda. Ondan da Allah razı olsun. Bu camimizin etrafındaki son alacağımız binada 3 tane dairemiz kaldı. Tabii bir şeyin gönül rızası çok önemli. Biz onun için çalışıyoruz, onun için gayret ediyoruz. Ve bu kardeşlerimiz için de yeni bir inşaat yaptık. İnşaatın kafası bitti. Şu an elektrikçisi, doğalgazcısı, su tesisatçısı, asansörcüsü, sıvacısı 3-5 kalem aynı anda çalışıyorlar. Yönetmenim gösterebilirse o binamızı ve bulabilirse resimlerden, gösterebilirse gösterir. Ve biz
buraya bu kardeşlerimizi takas yöntemiyle, yani yeni yaptığımız yerden bunlara verip bu kullanmış oldukları eski binalarını gönül rızasıyla değiştirirsek inşallah tez zamanda bu işimize başlamış olacağız. Bu biraz önceki saydığım bu inşaatın şu an kabası bitti, ince işçiliğine geçildi. Yani kabası bitti, şu an eski bir fotoğraf görülen. İnce işçiliği içerisinde dışarında 3-5 kalem aynı anda çalışmalarını sürdürüyor. Bunun için de tabii sıvası, elektriği, yani ben bakıyorum çok inşaat olayından da anlamayız ama içinde içindesiniz. Her bir verdiğimiz işlem için 30-40 bin lira ücret ödüyor. Allah Allah. İhsan Hocam her bir işlem 30-40 bin lirayı buluyor. Bunun için Allah rızası için aşağı yukarı bir inşaatta 10-15 kalem çeşit var. Yani bunların her birinin ödemesinin yapılması gerekiyor. Bu zamana kadar sizlerden gelen yardımlarla kimseyi aksatmadık, ödemelerini geciktirmedik. Gününden önce ödemelerimizi yaptık ve sonraya bırakmadık. Bundan sonra da sizin bu samimiyetinizle bu inşaatımızı bitirip inşallah bu temel atma törenine sizlere bu ekranlarda davet edeceğiz inşallah. Evet. Allah rızası için yardımlarınızı bekliyoruz. Bir hatıra anlatayım. Yine böyle bir çarşamba akşamıydı. Samsun'dan bir kardeşim aradı. Dedi ki İhsan Hocam eğer bize gelirseniz dedi ben size bir arsa veririm. Biz size caminize bir arsa veririz. Bakın samimi söylüyorum. Hemen yarın aslında bizim programlarımız da var her gün. Ama çarşamba akşamıydı böyle bir akşam. Rahmet esintileri Kaçkar'daydık. Hemen buradan çıktık, bastık, gittik. Bir sonraki güne kardeşimizin misafiri olduk. O bize izzet ikram eylediler. Tatlı dil, güler yüz gösterdiler. Sonra da camimize yerini bağışladılar. Tabii tapuyu bize verdiler ama esasen tapuyu eskimez hale getirdiler. Tapuyu bize verdiler ama tapuyu eskimez, sönmez, solmaz hale getirdiler. Yani cennette alacak karşılığını. Biz sizlerden Allah rızası için yardım istiyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah sizi iki cihanda aziz eylesin. Yüce Rabbim helalinden bol rızık ihsan eylesin. Konuma devam edeyim. Veysel Başkan'a gelen telefonların içeriğiyle hanımefendilerinin kocalarına karşı, eşlerine karşı, evlerine karşı sorumluluklarını anlatıyordum. Hanımefendiler, kanaatkar olalım. Rahatlığın sebebi kanaatkar olmaktır. Bir kadın arsızlık ve açgözlülük ederse efendisini üzer. O halde evinden kendini soğutmamalı, eşinden kendini soğutmamalı. Kanaat kafi olmalı. Miktar, az miktarla da olsa yetinmeyi bilmeli. Çünkü gerçek zenginlik gönül zenginliğindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kadın kocası tarafından memnun olarak ölürse cennete girer. İmza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir daha söyleyeyim mi? Allah Resulü buyuruyor. Bir kadın kocası kendisinden memnun olarak vefat ederse cennete gider. Hanımlar, eşlerinizi memnun etmeye gayret edin. Cennet sizi bekliyor. Hem de öyle cennet ki كَاَنَّهُنَّ الْيَاكُوتُ وَالْمَرْجَانِ İnci, yakut ve mercandan döşeli cennet sizi bekliyor. Temizlik yok, tül değiştirmek yok, perde değiştirmek yok. Mutfakta bulaşık yıkamak yok o cennette. Yaşlanmak yok, ihtiyarlanmak yok, üzülmek yok. Akla hayale gelen bütün güzellikler var. Hiçbir üzücü sahne yok. Niçin? كَاَنَّهُنَّ الْيَاكُوتُ وَالْمَرْجَانِ İşte o cennet. Hanımefendiler, en fazla şikayet edilen konulardan bir tanesine değineyim. Beyler, diyor ki hocam, eve gittiğimizde hanımlar permujde kılıklı, üstüne başına bakmayan kılık kıyafetlerle geliyor yanımıza. Ne olur hanımefendiler, süsleneceksiniz,
eşinizin yanına. Güzel kokuları eşinizin yanına. Yoksa hanımefendi evinde son derece permucde kılıklı, sokağa çıkmadan önce yarım saat aynanın karşısına geçecek. Acaba arkadan bakıldığında nasıl görülüyorum, yandan bakıldığında nasıl görülüyorum? Namahreme kendinizi teşhir etmenin bir anlamı yok. Sizi Rabbim kişiye özel yaratmıştır. Kişiye özel. Kişiye özelsiniz siz. Siz Gonca gülsünüz hanımefendiler. Açılıp saçılıp da dökülen gül değil. Yollara dökülen gül yaprakçıkları değil. Gonca güldür hanımefendiler. Rabbim öyle yaratmıştır. Siz damarlardaki kansınız. Cemiyete hayat verirsiniz. Ama kan damardan çıkıp da açılıp saçılırsa, yere dökülürse çok değişik bir manzara olur, doğru mu? Siz hayat verme adına tesettürünüzle damarlardaki kan gibi olmalısınız. Hayat vereceksiniz evinize, hayat vereceksiniz yörenize, hayat vereceksiniz çevrenize, hayat vereceksiniz sizi sevenlere. Damarlardaki kan misali. Siz kişiye özelsiniz. Sizi Rabbim özel zarf içerisinde, başkasının açmayacağı zarf içerisinde özel yaratmış. Eşinize aitsiniz. Asker mektubu çok önemli değildir. Asker mektubunu arkadaşı da okur, komutanı da okur, onbaşı da okur, çavuş da okur, okur da okur. Asker mektubu. Ama bir de mektuplar vardır ki, mektup böyle sıkı sıkıya kapalıdır ve de mektubun üzerine bir kaşe vurulmuştur. Kişiye özel. Yani bu mektubu sadece o zarfın üzerindeki insan açabilir. Daire amiri bile açamaz. Kişiye özeldir o. Hanımefendiler, siz Allah tarafından eşinize özel yaratılmışsınız. Ne dediğimi anlıyorsunuz. İhtiyaçların karşılanması noktasında hanımefendilerin yemeğini, içmeyini, giyimini, kuşamını, hatta süs eşyalarını bile bey deruhte etmeli. Öyle ki bunları hanımefendi beyinden isteme hakkı vardır, ama hanımefendiler ne olur beyiniz eve geldiği saatte yemeğinizi hazırlayın. Yemeğini hazırlayın ne olur. Yorgun argındır, sabah akşama kadar iştedir. Belki o gün umduğu ticareti yapamamıştır. Belki o gün beklediği ilgi ve alakayı görememiştir. Belki o gün amirinden bir istemediği söz ile bizar olmuştur. Eve geldiğinde huzur aramak isteyecektir. Eşinizin yorgunluğunu eve girdiğinde bir hoş geldin tebessümü ile eşinizin yorgunluğunu alacak olan sizlersiniz hanımefendiler. Malı, eşinin malını korumak. Eşinin malını korumak. Çünkü malı ve eşyayı korumak hanımefendiye aittir. Akrabaya saygı ve sevgi. Eğer hanımefendiler eşiniz tarafından anneniz, babanız, kız kardeşinize, kardeşinize ilgi ve alaka bekliyorsanız, o zaman siz de eşinizin annesine, babasına, yakınlarına saygı gösterin. Saygı karşılıklı olmalı, sevgi karşılıklı olmalı. Sır saklamayı bilmelisiniz. Biliyorsunuz da eşinizle kavga ettiniz, onu bir arkadaşınıza anlatmayın. Sırrı söylemeyin dostunuza, dostunuz söyler dostuna. Yapmayın, sır saklayın. Eşinizdeki olabilir aranızda ufak tefek tatsızlıklar olur. O tatsızlığı ifşa etmeyin. Saygı ve hürmet noktasında mümkün olduğu kadar birbirinizi sevin. Aile içerisinde karı koca görev taksimi yapın. Öyle ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatma'yı Hazreti Ali'ye verdiği zaman, ya Ali, diş işleri sana ait, iç işleri kızıma ait. Ekmek yoğurmak, ekmek pişirmek, evde temizlik yapmak kızıma ait. Yiyecekleri temin etme noktasında eve un, şeker, tuz, biber,
neyse nevale getirmek sana ait. O halde kardeşler, insanlara merhamet etmeyen, insanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Şimdi gelinlerin en fazla sorduğu sorulardan bir tanesi. Ben kaynanama bakmaya mecbur muyum? Gelinim, sen de bir gün kaynana olacaksın, unutma. Merhamet eyle gelin, merhamet eyle gelinim, kızım, yavrum, olsun. Büyüğün duasını al. Yaşlılar berekettir, huzurdur, vallahi berekettir. Evde nurlu bir baba anne, evde nurlu bir dede, o evde berekettir. O evde sülhü sükunettir. Samimi söylüyorum. Ona bir bardak su versen ne olur? Onun çoraplarını, gömleğini yıkasan, zaten şimdi makine var, atıyorsun makineye elhamdülillah. Sular gürül gürül akıyor. Ne olur o insanın duasını alsan. Ne olur, ne kaybedersin? Unutma, bir gün sen de kaynana olacaksın. Merhamet, kimselerin sandığı gibi sadece acıma duygusu değildir. Sevgiyle yetiştirilmek, sevgi, sevgiyle yetiştirilmek. Ben öyle insan tanıyorum ki Allah sizi inandırsın. Kaynana bir gün geldi televizyona, dedi ki, bu benim gelinimdir dedi. Ama dedi, kendi öz kızımdan daha çok severim dedi. Gelin ne desin? Ben de kaynanam diye değil dedi, annemden daha çok seviyorum. İşte bu ya, kaynanalar, Allah aşkına gelinlerinizi kızınız gibi sevin. Siz gecenin bir vaktinde yardıma ihtiyaç hissettiğinizde evli olan kızınız yardımınıza hemen koşamayabilir ama aynı evi paylaştığınız gelininiz size anında yardım edebilir. Aynı yerde kalıyorsunuz. Allah aşkına ne olur. Kadın evinde hurdur, kadın evinde melektir, kadın evinde huzurdur, kadın evinde berekettir. O halde memure kadınlar alacağı para karşılığında tanıdığına veya tanımadığına bir sürü hizmet ediyor. Kocasına hizmete gelince o zaman gerici oluyor. Bakın nasıl kandırıyorlar. Hanımefendi evde kocasına, çoluğu çocuğuna hizmet ettiği zaman ona vay gerici, yobaz, sen hala evinde çamaşır, bulaşık mı yıkıyorsun? Ama aynı hanımefendi uçakta 300 kişiye hizmet ederken ona çok büyük bir unvanmış gibi, hostes hanım. 300 kişiye hizmet, 300 kişiye hizmet ilericilik oluyor. Kocasına muhabbetle hizmet gericilik oluyor. Anlatabiliyor muyum oynanmak istenen oyunu? Bir kız çocuğun otobüste şoförlük yapan, 30-40 kişiye şoförlük yapan ve yolculara hizmet etmesi, o büyük bir görev. Ama bir kız çocuğu evlenip kocasına evinin gülü olma noktasındaki güzellikleri yaptığında, ay sen evde mi oturuyorsun? Allahu Ekber, inceliği anlayın. Anneler, yuvaların yıkılmasına sebep olmayın. Maalesef bugün Türkiye'de mahkemelerde en ağırlıklı kısım boşanma davaları. Ne oldu bize ya? Ne oldu bize ki? Kardeşler, ne olur, Allah güzeldir, güzel olanı sever. Şehirler arası seyahatlerde beyefendiler, hanımlarınızı mümkün mertebe hanımların yanına oturtun. Eğer mecbur kalırsanız, o zaman şöyle yapacaksınız. Yan taraftaki koltuğu da satın alın. Hanımefendinin boş gitmesini, yalnız efendim yan tarafında kimse olmasın. Namahrem bir erkekle bir hanımefendinin yolculuk yapması doğru bir şey midir? Yapmayın, etmeyin Allah aşkına.
İslam dini aile anlayışına çok önem verir. Bir evin huzuru ve bereketi ben ile olmaz. Ne ile olur? Biz ile olur. İki yarım elma birleşip tek elma olur. Ey beyefendiler, bekarken yarım elmaydın. Hanımefendiyi aldın, iki yarım, ne oldu? Bir tek elma oldu. Hadi bakalım, bütünleştin. Artık ben yok, ya ne var? Biz var. Kendi başımıza karar vermemeliyiz. Beyefendiler, hanımlarla birlikte karar vermeliyiz. Çünkü onu da insan yerine koymalıyız. İnsandır sonuçta. Düşünebiliyor musunuz? Siz o eve bulaşıkları yıkamak, çamaşırları yıkamak, evin hizmetlerini yapmak için bir tane görevli tutsanız ne verirdiniz ayda? Ne verirdiniz? Bir yıl, beş yıl, on yıl, yirmi yıl. Adam yirmi yıl hanımıyla birlikte oluyor. Yirmi yılın sonunda diyor ona ki çek git babanın evine, senin bana ne faydan oldu? Ayıptır, yazıktır, günahtır, haramdır. Allah ve Resulü memnun olmaz. Bir aramız var, aradan sonra yine beraberiz. Eğitimde yavrusuna örnek olmalıdır. Teknolojide yavrusuna destek olmalıdır. Müslüman hanımefendi evladına şahsiyet kazandırmalıdır. Müslüman hanımefendi insani ve cinni şeytanların şerrinden yavrusunu muhafaza etmelidir. Gençlerin ayağını kaydıracak her türlü çirkeflerden Müslüman hanımefendi yavrusunu, sevdiklerini kurtarmalıdır. Bütün isteklerin davranıldığı, bütün dileklerin, arzuların yerine getirildiği anlamında değil, hak edilen değerlerin verildiği ortamda olmalıdır. Evine sahip olmalıdır. Çevresini bilmelidir. İlk andan itibaren Rabbimizin, Allah'ın görevlerini hakkıyla yerine getirmelidir. Dinine karşı görevleri vardır Müslüman hanımefendinin. Allah'a iman etmesi gerekir. Ahiret gününe inanması gerekir. Allah'ın indirdiği bütün emirlere riayet etmesi gerekir. Ve küçüklerini sevip büyüklerini saymada küçüklerine örnek olmalıdır Müslüman hanımefendi. Müslüman hanımefendinin aklına karşı görevleri vardır. En sağlam gerekçeler, en doğru manalar, en sadık öğretilerle aklı beslemesi gerekir. Çünkü akıl bu şekilde olgunlaşır. İdrak gücü artar, ufku genişler ve bilgi seviyesi yükselir. Bunun içindir ki Müslüman hanımefendi Kur'an'ı bilmelidir. Bunun içindir ki Müslüman hanımefendi siyer okumalıdır. Bunun içindir ki Müslüman hanımefendi fıkıh bilmelidir. Yavrusunun sorduğu suallere cevap verme bilgi donanımında olmalıdır. Müslüman hanımefendi en sağlam gerekçelerle, en doğru manalarla, en güzel öğretilerle evladını dizayn etmelidir. Müslüman hanımefendi sosyolojide örnek olmalıdır. Müslüman hanımefendi ekonomiyi bilmelidir. Müslüman hanımefendi sağlığı bilmelidir. Müslüman hanımefendi temel bilgileri bilmelidir. Müslüman hanımefendi çağın gerektirdiği teknolojik bilgileri bilmelidir. Müslüman hanımefendi ahlaki bakımdan değerleri evlatlarına çok güzel bir şekilde anlatmalıdır. Müslüman hanımefendi okumalıdır. Müslüman hanımefendinin evine karşı görevleri vardır. Evini ilk günden itibaren takva üzere tesis etmesi gerekir.
Müslüman kadın etrafına güzel kokular saçan, Rabbani ruhu ile evini dizayn edendir. Ben samimiyetimle söyleyeyim, bir ailede erkek ölmüşse, erkek ölmüşse, baba ölmüşse, anne o aileyi bir şekilde toplamıştır. Kollarının ve kanatlarının altına almıştır anne. Ama anne ölmüşse o ailenin dağıldığı çok aileler biliyorum. O halde ailede en önemli yapı taşı hanımefendilerdir. Kıymetli kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin en sevdiği şey namazdı. Hanımefendiler, namazlarınızı aksatmadan kılınız. Amellerin en üstünü olarak hep namazı görmüştür Allah Resulü. Hanımefendiler, namazlarımızı kılarsak çocuklarımıza güzel örnek oluruz. Küçük günahların affedileceğini beyan buyurmuştur Allah Resulü. Allah Resulü, namazları hakkıyla kılarsak kıyamet gününde ilk sorgu ve sual namaz olacaktır. Hakkıyla suallere cevap vermemiz için namazlarımızı aksatmadan kılalım. Allah için Allah yolunun yolcusu olalım. Allah için sizlerden yardım istiyoruz külliyemize. Büyük bir külliye yapacağız. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Allah helalinden bol rızık ihsan eylesin. Allah yavrularınızı her türlü tehlikelerden, kötü alışkanlıklardan korusun ve muhafaza eylesin. Evet. İhsan Hocam, izleyicilerimize şunu belirtmekte fayda var. Bunu tabii tık tık da belirtiyoruz. Banka bize havale gönderen kardeşlerimizden herhangi bir havale ücreti almıyor. Tamam. İşte 3 tane bankamız var. Ziraat Bankası, PTT'nin şubeleri ve Kuvvet Türk Bankası. Bu kardeşlerimizden Allah razı olsun. Recep Küçük Şabanoğlu kardeşimiz yardımınız camit hesabına gelmiş. Allah yardımlarını da kabul eylesin. Amin. Allah razı olsun. Burada zaman zaman bazı isimleri belirtiyoruz. Bazen de atladığımız, unuttuğumuz veya geçen hafta söylemiştir diye okumadığımız isimler oluyor. Allah yardımlarını da kabul eylesin. Amin. Değerli kardeşlerim, gerek camimize gelerek, gerekse elden bizzat göndererek zaman zaman bazı cemaatimiz, bazı kardeşlerimizin, Türkiye'mizin, güzel ülkemizin her bir köşesinden zaman zaman yardımlarımızı getiriyor. Tabii yapılan iş küçük bir iş değil. Yani bir külliye konumunda, yer açma konumunda, İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde. Önceden camimiz sokak içerisindeydi ama etrafındaki 9-10 tane binayı alıp yıktıktan sonra Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerine gelmiş oldu camimiz İhsan Hocam. Evet. Kendiliğinden cadde üzerine çıkmış oluyor. Bu sizlerden gelen yardımlarla ve gayretli çalışmalar sonucunda bu aşamaya geldik. Yine özür dilerim, yardımlarınızı bekliyoruz. Az veya çok demeden, imkanlar dahilinde. Bizden zaman zaman telefonla dua istiyorsunuz. Evlatlarımız için benim ciğerlerim yanıyor. Bir anne aradığında benim evladım, benim kızım, benim çocuğum böyle böyle durumları var. İhsan Hocam dua etsin, bize dua edin dediğinde ciğerlerim yanıyor. O anneyle konuşamıyorum. O annenin telefonuna cevap veremez hale geliyorum. Çünkü o annenin yaşadığını, o annenin sıkıntılarını görüyoruz, duyuyoruz. Bunun için buradaki gayretimiz, bu evlatlarımız bu aşamaya gelmeden, bu güvenli kurumların altında yetişerek onların büyümelerine, gelişmelerine, onların eğitimlerine yardımcı olmak, onlara katkıda bulunmak için bütün gayretimiz, bütün çabamız, inanın bizim gelecekteki neslimiz olacak çocuklarımız için. Bunun için gayret ediyoruz. Yönetmenim de Allah razı olsun gösteriyor ekranlarda. Bu çalışmalar kolay olmuyor. Yani ben küçücük bir köyde bahçem var. Oraya bir yol yaptırayım dedim. 100 metre kare yola dünya kadar para harcadım. Ve yapamadım. Halen bitiremedim. Yani buradaki bu
İstanbul'un göbeğindeki bu çalışmalar kolay olmuyor. Şu an görmüş olduğunuz, ekranlarda görmüş olduğunuz değerli izleyicilerimiz, bu binamızı Gemlik'te yaptık. İki tane dairemiz var satılık. Allah razı olsun. İhsan Hocam'a da oradan bir daire verdik. İhsan Hocam'a bir daire tabii verdik derken bunu sattık. Bir ücret mukabilinde verdik. Allah razı olsun. Bu binada dairelerimiz bitti. İki tane dairemiz kaldı. Maşallah. Buradan almak isteyen kardeşlerimiz olursa bu iki tane dairemizi veririz. Tabii bu çalışmaları Cumhuriyet Mahallesi'nde yapmış olduğumuz inşaatımızda değerlendiriyoruz. Bu vesileyle de yardımlarınızı bekliyoruz. Çok özür diliyorum. Programa çıkacak halimiz yok ama sizlerle buluşmak için, sizlerle bir araya gelmek için, sizlere derdimizi anlatabilmek için buraya mecburiyetten geliyoruz. Allah rızası için geliyoruz. Amin. Bir de değerli İhsan Hocam, biliyorsunuz Samsun'da bahsettiğiniz, evet, biraz önce arsa veren kardeşimiz var. Bu kardeşlerimize buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Biz onlar unuttuklarını zannetmesinler, sürekli dua ediyoruz. Dua etmeye devam ediyoruz. Mustafa o arsamızı da Mustafa abimiz var, Mustafa Turan abimiz var. Ellerinden öpüyorum. Amin. Hürmet sevgilerimi iletiyorum kendilerine. Bu Samsun'daki arsamızı da satamadık. Ona değerini bulup satalım dedi İhsan Hocam. Nasip olmadı. İnşallah Samsun'da... Uzunkum. Uzunkum muydu? Yok. İlk adım. İlk adım. İlk adım belediyesi sınırları içerisinde. Çevresindeki arsalarda 15-20 katlı binalar var. 149 metrekare bir arsamız var. 3 kat imarı olan, girişle 4 kat imarı olan bir arsamız var. Bunu da camimize ait, yani sizin orada arsayı aldığınızda yatırmış olduğunuz arsa değeri camimizin hesabına yatacak. Hem yardım yapmış olacaksınız hem de arsa sahibi olmuş olacaksınız. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Değerli İhsan Hocam, son 15-20 dakikamız var. Siz biraz söyleyecekleriniz varsa ondan sonra duaya geçelim inşallah. Evet kardeşler, gerçekten samimi söylüyorum. 7 gün 24 saat Veysel Başkanım telefonlarınızı bekliyor. Gerçekten Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Rabbim sizi iki cihanda aziz eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın bize vermiş olduğu namutenahi nimetlerin şükrünü ifa etmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Gerçekten samimi söylüyorum. Bir bakıyorsunuz ki eli olmayan, ayağı olmayan, yürüyemeyen, gözü görmeyen, kulağı duymayan nice insanlar var. Aynı zamanda her sağlam insan bir sakat insan olmaya da adaydır. Yani bugün sağlamım diye yarın hiç bilemezsin. Bir trafik kazası olur, Allah korusun. O halde hayır hasanatlarımızı yeniden gözden geçirelim. Allah'ın yolunda harcayalım ki Allah bizi çeşit çeşit sıkıntılardan kurtarsın ve muhafaza eylesin. Dünya malı, dünya malını kendisine vermiş olarak verilmiş olan insanlar bunu kendine bir lütuf sanmasın. Allah belki de bize verdiklerini, biz başkasına rahatlıkla verelim diye veriyor. Allah için çevremizdeki fakirleri gözetelim. Kış geliyor. Çevremizdeki fakirlerin çocuklarının ayaklarında hala yazlık ayakkabılar varsa, kışlık alacakları yoksa, hiç olmazsa evde giymediklerimizi, verelim. Evde yakacak sıkıntısı çekenlere yardımcı olalım. Camilerimize, Kur'an kurslarımıza, hayır kurum ve kuruluşlarımıza yardımcı olalım. Bazı kardeşler var ki gerçekten yardım etmekten zevk alır. Bazıları yemekten hoşlanır, bazıları yedirmekten. Allah yedirmekten hoşlananlardan olmayı nasip eylesin. Bazıları giymekten hoşlanır, bazıları giydirmekten. Allah giydirmekten hoşlanmayı nasip eylesin. Samimi söylüyorum size, gerçekten çok güzel bir şeydir yedirmek, çok güzel bir şeydir giydirmek, çok güzel bir şeydir sevindirmek. İnsanları sevindirmeyi Allah nasip eylesin. Cimrilikten sakınmayı Allah nasip eylesin. Cömert olun kardeşler, çünkü cömertler cennete girecek. Cimri olmayın kardeşler, çünkü cimriliğin yolunun sonu cehennemdir.
Allah'ın verdiklerinden Allah yolunda infak edelim. Kardeşler, müminin her hali ibadetle geçmeli. Müminin her anı ibadet şuuru ile geçmeli. İbadetlerin devamlı yapmalıyız. Allah için hayru hasanata müdavim olmalıyız. Kardeşler, Allah için güzel şeyler yapalım. Biz sizleri hep orijinal şeyler yapın diye seviyoruz, istiyoruz. Samimi söylüyorum, Allah için istiyorum. Geçen gün Eyüp'teydim. Yani Allah sizi inandırsın, orada bile ibadetin manevi ruhundan uzaklaşanlar gördüm. Ülkede bir türbe ziyaretidir, furyası almış gidiyor. Adeta insanlar Allah'ı unutmuş, türbelerden bekliyor. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin. İnsanlar arasında manen üstünlüğü kabul edilmiş şahsiyetlerin yattığı yerlerde böyle bir türbe, böyle bir acayip bir ilgi ve alaka dozunu kaçırıyor. Eba Eyyub el Ensari'nin ayağının bastığı yere kurban olurum ama ben Eba Eyyub el Ensari'nin türbesine gidip de kızıma hayırlı bir yuva, oğluma güzel bir eş, efendim yavruma güzel bir iş nasip eyle diyemem. Olmaz böyle şey. Yapmayın, etmeyin. Kardeşler, günümüzde en yaygın olan hurafelerden bir tanesidir. Yapılan yanlışlıklar dinin temellerini sarsmaktadır. Türbe ziyareti sanki dini bir vecibeymiş gibi. Birini gördüm, Allah sizi inandırsın. Aa, İhsan hocam dedi, televizyondan tanıyor. İli söylemeyeyim, İstanbul'a en az 1000 kilometre uzaktan. Hoş geldiniz dedim, hayrola? Kızım dedi ya, üniversite imtihanına girecek de geldim şurada Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinden bir dua isteyeyim. Allahu Ekber. Kardeşler, Allah aşkına, Allah'a duayı Edirne'den, Gaziantep'ten, Tekirdağ'dan, İpsala'dan, Kars'tan, Ağrı'dan yapamaz mısın? Türbelerin etrafına çaput bağlamak, türbelerin etrafına mum yakmak, türbelerde yatanlara adak adamak, ben buraya adak adadım diyor. Adayamazsın. Adak Allah'a adanır. Türbelerin etrafındaki demirleri sevmek. Getiriyor demirleri okşuyor. Demirlere sürünüyor. Yapma etme, o demirin senin evindeki balkon demirinden bir farkı yok. Oralara bir şeyler bağlamak, oralara bir şeyler tutturmak. Türbelere eğilmek, türbeye eğilmek caiz değildir. Türbelere yatıp oradan şifa beklemek, yok böyle bir şey. Hiçbir türbeye yatmayın. Yok böyle bir şey. Devam edecektim başkanım. Evet, çok değerli izleyicilerimiz, Yaşar Yılmaz kardeşimiz, bu kardeşimiz İhsan Hocam bize her ay belli bir miktar yardım yapar. Allah kabul. Yaşar Bey'le geçen şöyle bir anımız oldu. Ev almış, Allah hayırlı etsin, Allah hayırlısıyla kullanmak nasip etsin. Amin. Dedim ki en çok iş yerinde kim kalıyorsa o taşınır. İş yerine yakın bir ev almış. Dedi ki Veytir abi ben kalıyorum ama dedi ben dedi o cami yapılmadan o mahalleden taşınmam dedi. Allahu Ekber. Buradan tekrar selam sevgiler iletiyorum Yaşar Bey'e. Allah'a emanet olsun. Amin. Celal Turan, Fatma Nur Deniz, Önder Babur, Recep Küçük Şabanoğlu selam sevgilerini Allah iletiyorlar. Biz de bu kardeşlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Değerli kardeşlerim, yine Allah hepinizden razı olsun. Bizlere telefonlarımızı çaldırdınız. Orada gerek Mustafa Kır kardeşimiz, gerekse ben de zaman zaman gidip orada kendilerine yardım ettik. Yine Nafi Savaş kardeşimiz Almanya'dan selam iletiyoruz Almanya'ya. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam sevgilerini iletiyor İhsan Hocam. Bizim programımızı izliyorlar orada hep birlikte. Allah kendilerinden razı olsun. Bu programımızın sonlarına yaklaşırken hangi niyetle, hangi istekle bizden dua bekliyorsanız biraz önce bahsettiğim gibi çok amaçlı, çok niyetli kardeşlerimiz, telefonda da bizden dua isteyen kardeşlerimize İhsan Hocam, isterseniz şimdi başlayalım mı İhsan Hocam? Kaç dakikamız var yönetmenim? Tamam. Amin demek üzere İhsan Hocam amin diyelim. Şöyle yapalım, buyurun. Son cümlelerimi söyleyeyim. Bu türbeler konusunu bilahare daha güzel anlatırım. İsteklerinizi Allah'tan isteyin. Allah aşkına. Allah bize şah damarlarımızdan daha yakındır.
dini mübini İslam'ı özünden samimi, ihlasla, samimiyetle öğretmektir gayemiz. Onun için sizlerden 7 gün 24 saat açık olan telefonlarımızla yardım istiyoruz. Gelecekte yavrularımızı dini mübini İslam'ın güzellikleriyle bezeme adına, yanlış yollara değil, çıkışı olmayan yollara değil, son durağı cennet olan yolda yürümeyi Allah nasip eylesin. Amin. Bazı yollar var, gidiyorsun, yol bitti, çıkmaz sokak. Biz o yolları değil, yolun sonunda durak Allah ve Resulüne uğramak olsun. Yollar boşaldı, yolcular buldu vaha, yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Allah'a giden yolun yolcuları olmanız dileğiyle amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena ya rabbena takabbal minna innaka entes semiul alim ve tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Vahdina ve vaffiqna lil hakki ve ila tariqin mustakim. Bi barakatil Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersaltehu rahmeten lil alamin. Ve ufana ya kerim ve ufana ya rahim. Ve ufir lena zunubena bi fadlika ve cudika ve keremika ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Allahumme inna neseluka imanan kamila ve yakinan sadika رزقاً واسعاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً شاكراً وحلالاً طيباً وأولاداً صالحاً وتوبةً نصوحاً وتوبةً قبل الموت وروحةً عند الموت ومغفرةً ورحمةً بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya Rabbi cümlemizi hesaba çekmeden cennetine kabul eyle. Amin. Ya Rabbi ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizi affeyle. Ya Rabbi senin rızan için yaptığımız, yapmayı düşündüğümüz külliyeye yardım edenleri iki cihanda aziz eyle. Amin. Ölülerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi sağlık sıhhat ile hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin eyle. Amin. Ya Rabbi umduklarımıza nail eyle. Ya Rabbi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi dertli olan kardeşlerimize deva lütfeyle. Amin. Ya Rabbi borçlu olan kardeşlerimize şafi isminle şifa ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi helalinden bol rızık ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi verdikçe azalmayan mülkünden namütenahi nimetler lütfeyle. Amin. Ya Rabbi evlatlarımızı alim, abidi, zahidi ve zakir eyle. Amin. Ya Rabbi yavrularımızı Kur'an'ın nurlu tesettürüyle tesettürlü eyle. Amin. Ya Rabbi korktuklarımızdan emin olmayı bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi doğarken lütfettiğin tertemiz iman ile ölmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dünyamızı güzel eyle. Ya Rabbi kabrımızı güzel eyle. Ya Rabbi ölülerimizi affeyle. Amin. Ya Rabbi ekranları başında bizi izleyen kardeşlerimizin gönüllerinde olan istek, arzu, dilek ve temennilerini kabul eyle. Amin. Ya Rabbi analarımızı, babalarımızı, ölülerimizi, geçmişlerimizi affeyle. Amin. Ya Rabbi bizi rızana nail eyle. Ya Rabbi görünür görünmez belalardan cümlemizi hıfzu emin eyle. Amin. Ya İlahel Alemin bize dünya ve ahiret mutluluğu nasip eyle. Ya Rabbi her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızı ilelebet payidar eyle. Ya Rabbi birliğimizi bozmak isteyen namertleri kahru perişan eyle. Ya Rabbi ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek isteyen zalimlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi güzel ülkemi Kur'an'la yek vücud eyle. Amin. Ya Rabbi imani kamil üzere yaşayıp kamil imanla huzuruna gelmeyi bizlere lütfeyle. Amin. Gözlerimiz pedelenip icre emri geldiği zaman gözlerimizi cenneti âlâ cemali Mustafa'ya hayran, sağımızda Hazreti Kur'an, göğsümüzde şerefli iman dilimizde buyuran eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü olduğu halde çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Geçmişte işlediğimiz suç, hata, günah ve kusurların affına vesile olması üzere buyuran eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ölülerimizin, geçmişlerimizin ruhuna hediye olması üzere buyuran eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi bu kelimeyi şehadetle bütün sıkıntılarımızı hallü asan eyle. Amin. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah.
Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Sevgili İhsan Hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, Kaçkar TV izleyicilerimiz, bu programı da sabırla izlediniz, dinlediniz. Allah sizlerden de razı olsun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hasta kardeşlerimiz varsa Allah acil şifalar versin. Tekrar haftaya çarşamba günü aynı saatte bu programda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.